Uzayda doğru denklemini iyi anlamanız için arkadaşlar doğrultu vektörü ve doğrultman konusunu çok iyi anlamanız gerekiyor. Şimdi düzlemde şöyle yaptık. Bir doğrunun denklemini iki koşul için yaptık. Bir, iki noktası değil mi? İki noktası belirli bir doğru denklemini bulduk. İki noktası belirli. Sonra bir de ne yaptık? Bir noktası belirli ve eğimi belirli. Bu düzlemdeydi. Peki burada ne yapacağız? Burada da benzer şeyleri yapacağız. Bu kez bir noktası ve doğrultusu. Doğrultusu dediğim şey aslında neyi ifade ediyor? Yani doğrultmanı. Yani eğim yok ya rekütte. Şimdi rekütte çalışıyorum. Bakın unutmayın bunu. Rekütte çalışıyoruz. Burada doğrumuz yok. Eğimimiz yok. Doğru var, eğim yok. Yani eğimden bahsetmiyorum. Eğim yerine ne dedim? Bakın bir noktası eğimi diyordu. Bu sefer bir noktası ve doğrultusu. Doğrultuyu kafanıza eğimmiş gibi düşünün. Yani doğrunun, rekipteki doğrunun doğrultusu, yani her şeyini belirliyor. Tamam mı? Hangi, ne tarafa doğru gidiyor gibi bir tabii yön olarak değil bu. Doğrultu olarak. Peki iki nokta, diğeri yine aynı şekilde arkadaşlar. İki noktası bilinen, burada da yine iki noktası bilinen doğrunun denklemini bulacağız. Ve üçüncüsünde de verilen iki doğrultuya dik olan doğrunun denklemini bulacağız. Şimdi doğrultu, doğrultmanı hangi harfle göstereceğiz? U harfiyle göstereceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi adım adım gitmek istiyorum. Bir noktası ve doğrultusu verilen doğrunun denklemini nasıl bulacağımızı görelim. Şimdi arkadaşlar isterseniz şurayı kapatayım. Tekrar baştan şurayı anlatmak istiyorum. Elinize uzayda, rekütte bir doğru verildi. Bu doğrunun doğrultmanı da verildi. Şöyle bir doğrultman olsun. Doğrultman dediğim şey neydi? Doğruya paralel olan doğruydu. Bu da nedir? U eşittir. A, B, C olarak verilmiş. Doğru mu arkadaşlar? U eşittir A, B, C. Burada bir P noktası veriliyor. P noktasını da yine X0, Y0, Z0 noktası olarak verildi. Şurada da bir X, Y, Z koordinatları. Evet, bu X, Y, Z neyi ifade ediyordu? Değişken nokta. Değil mi? Şimdi PX vektörünü birleştiriyorsunuz. PX vektörü ne olacaktır? U vektörünün bir lambda katı olacaktır. İşte arkadaşlar bütün her şey yine bunun üzerine kurulu. Px eşittir lambda u. Size u verildiyse, yani iki noktası verilmediyse ne verilmesi gerekiyor? Ya iki noktası verilmesi gerekiyor ya da bir nokta ve doğrultmanı verilmesi gerekiyor. Doğrultman verildiyse, yani bu eğim gibi düşünün. Dolayısıyla ben bunun doğrunun denklemini çok kolay bir şekilde bulabilirim. Hangi eşitlikten? Şuradaki eşitlikten. Şimdi arkadaşlar burada iki tane denklemle karşılaşıyoruz bu eşitliği yaptığım zaman. Birincisi şu. Px eşittir lambda u'dan yazdım. X eksi x0, y eksi y0, z eksi z0 eşittir lambda a, b, c olarak yazdım. X eşittir ne olacaktır? Lambda a artı a lambda, yani artı x0. Y eşittir y0 artı b lambda. Z eşittir Z0 artı C lambda. Bu işte bakın buradaki şuradaki lambdalara parametre olarak ifade ederiz ve bu lambda parametresine bağlı olarak doğrunun parametrik denklemidir. Peki ben buradan lambdaları çekecek olursam her birine lambda eşittir nedir diye bakıyorum. Lambda eşittir X eksi X0 bölü A, Y eksi Y0 bölü B ve Z eksi Z0 bölü C şeklinde yazabilir miyim? Evet, bu da doğrunun hangi denklemiymiş arkadaşlar? Kartezyen denklemidir. Pekala, şimdi şöyle bir soruyla başlayalım. 1, 2, 0 noktasından geçen u eşittir 2, 3 vektörüne paralel olan doğrunun denklemini bulunuz. Bakın iki noktası verilmemiş. Neyi verilmiş? Doğrultusu verilmiş. Elinizde doğru var. Bir de neyi var? Bu doğrunun doğrultusu var. Yapacağınız iş sadece başlangıç noktası olarak değil de yani üzerindeki belirli bir nokta olan P, 1, 2, 3, 0 noktasından çizilen şu şekilde 1, 2, 0, 1 herhangi bir x değişken noktasını göstereceğiniz x, y, z'yi birleştiren vektörün şu px vektörünün buradaki u vektörünün katı olduğunu kullanmak. Px eşittir lambda u eşitliğini kullanacağız. Şimdi bu ne demek? X eksi 1, y eksi 2 ve z eksi 0 eşittir lambda çarpı 2, 3, 1. Şimdi buradan
Ben parametrik denklemini yazalım isterseniz. X eşittir 2 lambda artı 1. Doğru mu? Y eşittir 3 lambda artı 2. Ve Z eşittir lambda artı 0. Bu doğrunun neyidir? Parametrik denklemidir. Peki ben lambdayı çekecek olursam. Lambdayı çekelim. X eksi 1 bölü 2. Y eksi 2 bölü 3. Ve Z bölü 1 şeklinde. Bu da nedir? Bu kartezyen denklemi. Bu da parametrik denklemi. Yani ne belli olduğu zaman, U ve bir nokta belirli olduğu zaman doğrunun denklemini çok kolay bir şekilde bulabiliyorum. Pekala. Şöyle bir soru yapalım. 1, 2, 3 noktasından geçen ve U eşittir 2, 0, 5 vektörüne paralel olan doğrunun denklemini soruyor. Bu kez ne yapıyorum yine bakın. Yazalım. Px eşittir x değişken nokta eşittir lambda çarpı u şeklinde yine yazdım. Yani u vektörünün bir lambda katı olacaktır. Px vektör x dediğimiz burada yine nedir? X vektörümüz noktamız x virgül y virgül z. Bunu p'den px'e hesaplarsam x eksi 1, y eksi 2 ve z eksi 3 şeklinde yazarım. Lambda çarpı u. Lambda çarpı u isterseniz onu da u vektörünü de yazalım. Hemen yazalım. 2, 0, 5. Ben hemen x eşittir. 2 lambda artı 1. Y eşittir. Nedir? 2. Doğru mu? Lambda yok. Z eşittir. 5 lambda artı 3. Bu neydi? Parametrik denklemidir. Bazen bunu şöyle de verebilirler. Alfa t eşittir. 2 t artı 1. 2. 5 t artı 3 şeklinde de parametreye bağlı olarak verilebilir doğrunun denklemi. Şimdi ama ben burada isterseniz şuradan bir de kartezyen denklemini yazarım. Kartezyen denkleminde neyi çekiyorum? Lambdayı çekiyorum. Lambda eşittir dediniz. Yazalım. X eksi 1 bölü 2. Fakat Y'de lambda var mı? Yok. Onu zaten ne yapacaksınız? Y eşittir 2 diye şöyle kenara yazacaksınız. Y'si belliymiş bu. Tamam mı? Yani bu doğrunun üzerindeki tüm noktalarda Y'si nedir? 2'dir. Pekala x eksi 1 bölü 2 diğerini de siz söyleyin. Z eksi 3 bölü 5 şeklinde bu doğrunun denklemini bulabiliriz. Evet 1, 2, 3 noktasından geçen 1, 3, 5 vektörüne paralel olan doğrunun parametrik denk ve kartezyen denklemini bulunuz dediği zaman hemen yazabilir miyiz artık? Şunu yazacaksınız arkadaşlar. Px eşittir lambda u. X yerine x, y, z. X eksi 1, y eksi 2, z eksi 3 eşittir lambda çarpı 1, 3, 5. Buradan lambdayı direkt çekerekten yapalım. X eksi 1 bölü 1, y eksi 2 bölü 3 ve z eksi 3 bölü 5 olduğunu bulabiliriz. Burada bir şey dikkatiniz çekti mi? 1, 3, 5, 1, 3, 5. Paydadaki ifadeler neyi gösteriyor? Doğrultmanı gösteriyor. Ama ne zaman? Tabii ki x'in, y'nin ve z'nin katsayıları 1 iken. Evet. Şimdi 1, 2, 3, 4 noktasından geçen ve u 0, 3, 4 vektörüne paralel olan doğrunun parametrik ve kartezyen denklemini bulunuz diye soruyor. Yine aynı şekilde ne yapıyorum? Px eşittir lambda u. Hemen x eksi 1, y eksi 2, z eksi 3 eşittir lambda çarpı 0, 3, 4 yazdınız. Buradan ilk eşittir 1'i ayrıca yazmamız gerekiyor. Çünkü lambda 0. Buradan hemen diğerlerinden lambdayı çekerek yapalım. Y eksi 2 bölü 3 ve z eksi 3 bölü 4. Lambdayı yazmanıza gerek yok ayrıca eşittir lambda diye. Yazarsanız da olur fark etmez. Şu şekilde de denklemi bırakabilirsiniz. Bu da ne oldu bunun? Bu denklemin doğrunun kartezyen denklemi. Anlaşıldı mı bu? Pekala. Şimdi tam tersi bir işlem yapacağım. Doğru denklemini vereceğim size. Bu doğrunun doğrultmanı. Çünkü doğrultman eğim gibi düşünüldüğü için benim için uzayda çok önemli. Peki bir doğru verildiği zaman doğrultmanı hemen kolayca bulabilir misiniz? Biraz önce söyledim ya bakın. Şurada verdim. Paydadaki ifade eğer x, y, z'lerin katsayıları 1 ise paydadaki sayılar neyi veriyor beni? Doğrunun doğrultmanını veriyor. Yine bakın şuraya bakın. Doğrunun doğrultmanı mesela burada 2. Burada y ayrıca yazıldığı için ne ifade ne demek o? 0, 2, 0, 5 olduğunu burada söyleyebilirim. Bir de şuradan görebilirsiniz. Parametrelerin t parametresi mesela kat sayıları. Bakın 2 burada yok. 0, 5. Tamam mı arkadaşlar? Buna göre
Şuna göre buradaki önce açıklamaları bir yapayım size. 1. Doğrunun parametrik denkleminde parametrenin katsayıları doğrunun doğrultman vektörünün bileşenleridir. Yani burada mesela T'nin katsayıları, T parametresi 2. Burada var mı bir şey? Yok. Burada eksi 5. Dolayısıyla 2, 0 ve eksi 5 olduğunu görebiliriz doğrunun doğrultmanını. Tamam mı arkadaşlar? Peki ikinci şuna bakalım. Doğrunun kartezyen denkleminde. Öncelikle x'in, y'nin ve z'nin katsayıları 1 iken paydasındaki değerler diyor ki bunun neyini veriyormuş? Doğrultmanını veriyormuş. Tamam mı arkadaşlar? Peki burada şunu söyleyeyim size. Diyelim ki buradaki 2 olsaydı katsayısı 2, 3, 5 ne olacaktı? Her tarafı yani 1 yapmanız gerekiyor. Ona göre bölmeniz ve x'in katsayısı 1 olacak şekilde ayarlamanız gerekiyordu. O zaman ayarlayabilirdiniz. Yani şöyle olacaktı. Mesela ax eksi 5 bölü b ise mesela bunun yani değerlerini yazmıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Her tarafı a ne olacaktır? A'ya böleceksiniz. Pay ve paydayı. Mesela ilk bileşen u vektörünün ne olacaktı? B bölü a olacaktı. Bu şekilde devam edecek. Pekala. Bir de üçüncü koşul. Bir doğru denkleminde ayrı bir eşitlik halinde yazılan şunun gibi ve değeri bilinen değişken terim için doğrultman vektörün bileşeni sıfırdır. Hemen bakalım buraya. Katsayısı x'in 1. O zaman ilk bileşen 3. Z'nin katsayısı 1. Yine paydadaki ifade eksi 7 olduğu için üçüncü bileşen eksi 7. Y ayrıca kenarda yazıldığı için ne olacaktır? 0 olacaktır. Şimdi sırayla size şunları yaptıralım. X eksi 1 bölü 2, Y eksi 1 bölü 3 ve Z. Evet, hemen baştan başlayalım. Söyler misin bunun doğrultman vektörünü bana? U doğrultman vektörü. Bu hemen nedir? 2. Kartezyen 2, 3, 3 0. 0 mı? Bu ne demek? Ayrıca yazılmamış, doğru mu? Bir bağlı bir eşitlik var. 2, 3, 1. Pekala, diğerinde diğer arkadaşımız söylesin. U vektörü x ayrıca yazılmış, doğru mu? O zaman 0, 1, 3 mü? Dikkat edelim. Eksi 3. Evet. Neden eksi 3 olduğunu gördünüz mü? 2 eksiz. Yani z'nin katsayısı eksi 1. Dolayısıyla paydadakinin de neye bölmemiz lazım? Eksi 1'e bölmemiz gerekiyor. Şunu da sen söyle. 2, 1, 3 bölü 2. Ne? 2'nin z'nin katsayısı ne burada arkadaşlar? Değil mi? 2. Z'nin katsayısının ne olmasını istiyorduk? 1. 2 olduğu için ne yaptım her tarafı? 2'ye böldüm. Yani paydadaki ifadeyi de 2'ye böldüm. Evet, sen de söyle. Hemen 2 bölü 3 dedin. Eksi 2. Eksi 3. Gördünüz mü arkadaşlar? Mantığı anlaşıldı herhalde. Evet. Bunu şöyle de yazabilirsiniz. Her tarafı 3 ile çarpıp mesela 2 paralel olan başka bir doğru. Eksi 6, eksi 9 şeklinde de yazabilirsiniz. Tamam mı? Evet. Sonrakini diğer arkadaşımız söylesin. Evet. 2, 0, eksi 3. Bakın y dışarıda kenarda eşitlik olarak verilmiş. Hemen onun y eşittir 0 olduğunu, onun u bileşeninin 0 olduğunu görebiliyor musunuz arkadaşlar? Pekala, diğerine bakalım. Evet. Mete. Hocam ikinci lambdayı yalnız bırakmıyor. Lambdayı yalnız bırakmaya gerek yok. Ne yapıyorduk? Direkt zaten parametrelerin katsayısı demiştik. Lambda parametresinin katsayısı burada ne? 3, 2, 4. Dolayısıyla bunu direkt ne yazabilirim? 3, 2, 4 olarak yazabilirim. Pekala, diğerini evet söylesin arkadaşımız. 3. Çok güzel. 0, 3, 4. Bitti. Pekala, bunu bakalım. Hemen söyleyelim. U eşittir. Evet. Hı-hı. Bu birazcık farklı mı ya? 0 mı? Hayır. Evet, şimdi her bakın şu denkleme bakın. Önce y verilmiş, sonra isterseniz x yerine şöyle yapalım. Bu denklemi şöyle yazın. 2x eksi 1 eşittir y eşittir z eşittir 0. Yani x, y, z sırasına göre yazdım. Bunun paydası ne?
1. Bunun faydası ne? 1. Pekala, şimdi bana söyler misin bunun ne yapıyoruz? X'in katsayısı 2 olduğu için cevap 1 bölü 2. 1. 0 değil mi? Z ayrı yazıldığı için. Dolayısıyla da her tarafı bunu yine 2 ile çarparak paralel bir vektör olarak da alırsınız. Rasyonel ifadelerle uğraşmak istemediğiniz zaman nedir? 1, 2, 0 şeklinde. Evet. Alfa t eşittir 5t eksi 3, 5t eksi 2 virgül, 3t artı 1 virgül, 2t eksi 3 vektör fonksiyonunun bir doğru denklemi olduğunu görünüz ve doğrultusunu yazınız. Şimdi arkadaşlar isterseniz bunu şöyle yapalım. Bir t yerine 0 yazdığınızı düşünün. T 0 yazarsanız, t yerine 0 yazarsanız hangi nokta olur? Tabi bu 3 boyutlu olduğu için şöyle kabaca çiziyorum. Noktayı çok şey yapmak istemiyorum. Net olarak göstermek. Diyelim ki alfa t 0, alfa t eşittir. Alfa 0 eşittir a. Şurası a noktası olsun. Tamam mı arkadaşlar? Ya da ben şöyle yazalım bakın. Alfa t eşittir. Şöyle yazsam olur mu? Eksi 2 pardon. Eksi 2 artı 1. Şöyle eksi 2 artı 1 ve eksi 3 artı t parantezinde 5 3, 2 şeklinde yazabilirim. Tamam mı arkadaşlar? Bu şu demek. Bir A noktası var. Alfa 0 diyelim ona. O şu işte şu nokta. Hangi noktaydı o? Eksi 2, 1, eksi 3. Bu A noktası 5, 3, 2. 5, 3, 2 buradaki aslında hangi vektördü demin söylemiştim. Doğrultman vektördü. 5, 3, 2 çarpı T. Hani bunu şöyle göstersem daha iyi olur. Yani A noktasından itibaren T 1 yazarsanız tam 5, 3, 2 kadar ne yapıyorsunuz? Götürüyorsunuz, doğru mu? Doğru üzerinde. 1 bölü 2 alsanız onun yarısı. 2 alsanız da bu ne oluyor? Bunun üzerindeki ifade doğrunun üzerindeki tüm noktaları ne yapmış oluyor? Göstermiş oluyor. Bu şu demek zaten. P artı T çarpı U vektörü şeklinde bir doğru denklemi olduğunu görüyoruz. Yani P'den geçen ve doğrultusu U olan bir vektör. Hatta siz bunu parametrik olarak da yazabilir, kartezyen denklemiyle yazabilir misiniz? Burada X neymiş? 5T eksi 2. Y neymiş? 3T artı 1. Ve Z de neymiş? 2T eksi 3. Ben buradan T'yi yalnız bırakırsam X artı 2 bölü 5, Y eksi 1 bölü 3 ve Z artı 3 bölü 2 şeklinde de yazabilirim. Bunun da bir doğru denklemi olduğunu görürüm. Buradaki ifadelerin her birinin lineer ifadeler olduğunu, yani doğrusal ifadeler olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Pekala. Şimdi aşağıdaki doğruların doğrultman vektörlerini bulunuz. Bunlar zaten size kitabınızda var, problem olarak bunları da çözebilirsiniz. Ben bir önceki derste şunu göstermiştim. Burada yaptığımız işler vektörlerle yaptığımız zaman ne yapıyoruz? Boyut kavramı birazcık daha bizim işimizi kolaylaştırıyor. Her boyutta yapabiliyoruz bunu. Şimdi Rn uzayında da bunları yapabiliriz arkadaşlar. Peki Rn uzayında nasıl yapacağız? Yine bakın Rn'deki bir şekli çizemeyebiliriz. Doğruyu çizemeyebiliriz. Ama matematiksel işlemleri burada yapabileceğimizi göreceksiniz. Yine bir doğru dediğiniz zaman doğrunun üzerindeki bir nokta x olsun. Diğer verilen bir noktada p olsun. Dolayısıyla px vektörü yine ne olması lazım doğru denkleminde? Doğrultmanın u vektörünün lambda katı olması lazım. Pekala, şimdi karışmasın diye şöyle alınmış bakın. P noktası p1, p2, pn şeklinde alınmış arkadaşlar. Değişken noktamızda hep x, y, z alıyorduk ya. Tabii x, y, z almıyorum. x1, x2, xn alıyorum. N tane değişkenim var çünkü. Tamam mı arkadaşlar? Bu arada U vektöründe U1, U2, UN şeklinde şu şekilde aldım. Peki P noktasından geçen ve doğrultusu U vektörü olan doğrunun denklemi R kare ya da R küpte farklı bir şey yoktu. Aynı şekilde devam edeceğiz. Ben buradan ne yapacağım? PX eşittir. Bakın yazıyorum şurada. PX dediğim şey nedir? X eksi P1 pardon X1 eksi P1 değil mi? X eksi değil. X1 eksi P1. Bakın karıştırmayın. Buradaki X1 bilinmeyeni ifade ediyor. Deminki X gibi. X1 eksi P1. X2 eksi P2. Sonra devam edeceğiz. Xn eksi Pn eşittir. Lambda çarpı
U1 virgül U2 UN şeklinde olacak. Buradan lambdayı çekerseniz de ne olacaktır? Şuradaki eşitliği elde edersiniz. Bakın. X eksi P1 bölü U1. Doğru mu? Dikkat edin oraya. X eksi P1 şuraya şu eşitlikten arkadaşlar bakın. Şuradan lambda U1. Aynı şekilde devam ediyorum. X eksi P1 bölü U1. Sonra diğerine geçin. X eksi P2 bölü U2. Xn eksi Pn bölü UN eşittir lambda şeklinde ifade edebiliriz. Yine bu UN, UN'lerden bir tanesi sıfırsa paydada sıfır yazamayacağımız için ne yapacağız? Onu ayrıca eşitlik X eşittir Pn şeklinde kenarda yazmamız gerekiyor. Pekala. P eşittir 1, 2, 3, 4, 3 noktasından geçen ve U2, 0, 5, 2 vektörüne paralel olan doğrunun denklemini sormuş. Nasıl yapacağım? X eksi 1 bölü 2 y eşittir. Ne olması lazım? 2. Neden? Paydaya 0 yazmayacağım. Doğru mu? Y eşittir 2. Peki z eksi 4 bölü 5 ve w eksi 3 bölü 2 şeklinde yazabilirim. Ha, bunu ezberlemenizi istemem. Ben hemen şundan da yapabilirsiniz. Px eşittir lambda u formatında da yapabilirsiniz. Px dediğim ne olacak? Tabi buradaki x noktası x, y, z, w. Evet şu vektör gibi yapmayalım. X, y, z, w. X eksi 1, y eksi 2, z eksi 4, w eksi 3 eşittir. Lambda çarpı 2, 0, 5, 2. Buradan lambdayı çektiğiniz zaman x eksi 1 bölü 2, y eksi 2 bölü 0 yazmıyoruz. Bu ne demek zaten? Eşittir 0'dan y'nin, bakın y eksi 2'nin 0 olması demek. Yani o yüzden y eşittir 2'yi ayrıca kenarda belirtiyorum. Z eksi 4 bölü 5 ve w eksi 3 bölü 2 şeklinde yazıyorum. Ve R4'te olduğu için kaç tane eşitlik işareti görüyorum burada farkındaysanız? 3 tane eşitlik işareti görüyorum. Yine R karedekini de artık yapabilirsiniz. 1, 2 noktasından geçen ve U, 3, 5 vektörüne paralel olan doğrunun denklemini. Yani bu doğrultman vektörünün iyi kavranması için arkadaşlar. Bakın eğimden yavaş yavaş çıkıp doğrultman vektörünün ne kadar önemli olduğunu görmeniz için. Çünkü doğruyunun yönünü doğrultusunu değil doğruyla ilgili birçok bilgi veriyor bize. Doğru mu arkadaşlar? Hemen bakalım. X eksi 1 bölü 3, Y eksi 2 bölü 5. Kısa bir şekilde. Ha ben bunu şöyle de yazabilirim dersiniz. Yani çarparsınız. AX artı B'ye eşittir C şeklinde de yazabilirsiniz. Burada da zaten tek eşitlik var. Doğrusunun doğrultman vektörü nedir? Tam tersi de var bakın burada. Hemen söyler misiniz? Zaten aşağıda çözümü gerçi yazmışım ama. 2, 1, eksi 1, 3. Peki ben bunu değiştireyim. Katsayılarını şöyle yapayım. Şuraya 3 yazayım. Şuraya 4 yazayım. Şuraya 2 yazayım. Şuraya da 5 yazayım. Şimdi bana U vektörünün doğrultmanını söyler misiniz? 2 bölü 3, 1 bölü 4, eksi 2, 3 bölü 5. Bunu herkes gördü mü arkadaşlar? Tekrar tekrar bakın. Evet. Peki R karede Y eşittir 3X eksi 2 doğrusunun doğrultman vektörünü soruyor. Y eşittir. Eğimi nedir bunun? Eğimi 3. Peki eğim neydi arkadaşlar? Eğim şöyle diyelim. U eşittir. AB ise M yani tanjant teta dediğim şey neydi? Y bölü X yani B bölü A idi. Demek ki bu neye eşitmiş B bölü A? 3'e eşitmiş doğru mu? Ben o zaman şöyle yazabilir miyim? Hatta 3 bölü 1 diye yazayım. 3K bölü K. U vektörünü şöyle yazabilir misiniz? En bir tane vektör yazmanız yeterli. A yerine 3, pardon yanlış yazdım değil mi? A kaç burada? Evet B bölü A ya. A 1, B 3 ki eğimi ne olsun? 3 olsun. Doğrultman vektörünü. Mesela bu doğrunun doğrultman vektörünü hemen yazmış oldum. Başka nasıl yazabilirim? Ve kendiniz de nasıl? İki tane nokta bulup, bakın iki tane nokta bulup yine o iki noktadan oluşturduğunuz vektör de ne olacaktır? Onun doğrultman vektörü olacaktır. Doğru mu? Yani bunu farklı farklı şekilde yapabilirsiniz. Evet en kolay ama bu şekilde.
UAB. Bu arada niye böyle yaptım onu da söyleyeyim. Çizeyim size isterseniz. Şöyle arkadaşlar yaptığım iş şu. Bakın. Şu doğrumuz bu diyelim. Ben şu doğrultman vektörünü arıyorum ya arkadaşlar. Şunu. Ben şuradaki bunun teta, şu teta buradaki teta'ya eşit. Dolayısıyla ben bu doğrunun eğiminin tanjant teta'nın ne olduğunu biliyorum. B bölü A olduğunu biliyorum. O zaman bu da nedir? Şurası bölü şurasıdır. Zaten o da onun koordinatlarıdır. Anladınız mı? Öyle alabilirim. Evet. R5'te bir soru var. 1, 6, 2, 4, -3 noktasından geçen ve U2, 0, 3, 2, 1 nok vektörüne paralel olan doğrunun parametrik ve kartezyen denklemini bulunur diye bir soru var. Hemen nasıl yapıyorum? x-1/2 Şuraya ne yazmam lazım? Şimdi burada 5 olduğu için x, y, z harflerle uğraşmayayım. Şöyle yazsam olur mu? Demek ki x1. Şuraya o zaman ne olacak? x2 = 6. Çok güzel. x2 -2/(x3). Çok güzel. x4 -4/(2) ve x5 + 3/(1) şeklinde yazabiliriz. Evet. Pekala, doğrusunun doğrultu vektörünü bulunuz diyor. Hemen onu da bulalım. 2 -3 değil mi? Evet. 0 4/(3) 2 Tamam mı arkadaşlar? Evet, şimdi iki noktası verilen doğrunun denklemine geldim.